Tasarruf, evet, kamu tasarruf etmiyor ama vatandaş gündelik yaşamından çok ciddi tasarruflar yapıyor. Yani ailesiyle izleyenler kendi muhasebesini mutlaka yapacaktır. Bir ailenin 3 kişilik, 5 kişilik, 4 kişilik, 2 kişilik bir ailenin bile çıkıp önce sosyal ihtiyaçlarından, sinemadan, tiyatrodan, hem eşiyle dışarı çıkıp bir restoranda haftada bir, ayda onlar bir çok geride yaptığı, kaldı, evet. onlar çok geride kaldı. Şimdi ne var? Bırakın hani dışarıda ailesini bir lahmacuncuya, pideciye götürmeyi, insanlar iş yerlerine sefer taslarıyla gelmeye başladılar. Mecburen. Yani bir tostla bir ayranın Tabii, neredeyse 150 liraya buldu. 100-150 lirayı bulduğu bir ortamda herkes kendi çözümünü öyle ya da böyle hayatta kalma çabasını ortaya koyuyor. Şu anda yani en fazla rağbet gören son dönemde satın alma istatistikleri ortaya çıktığında sefertası, termal yemek saklama kapları, yemek taşıma kapları, bunlar sadece okullara değil iş yerlerine insanlar evde yaptığı akşam yemeğinden, menüsünden ayırdıklarını bir gün sonra öğle yemeğine dönüştürüyor. Onlar başladı. Ev yemeğine dönüş. Ev yemeğine dönüş, sefer tasına dönüş. Bunlar başladı şu anda. Yani ha, eğitimin içinde bulunduğu durum zaten hani ortada. Çocuklar aç kalıyorlar. Hani bir dönem işte çocuklara okullarda süt dağıtan devletten bugün bambaşka bir noktaya doğru evrildik. Yani süt içsinler, gıdalarını alsınlar noktasında bambaşka bir noktaya doğru evrildik. Gidişat yani ekonomiyle ilgili bu yıl gerçekten kötü ve kötünün kötüsüne doğru giden bir süreci ne yazık ki deneyimliyoruz, yaşıyoruz. Depremin etkisi, pandeminin etkisi, kötü yönetimin etkisi, bunların hepsi birleşti, çarpan etkisi yaptı ve bizim hayatımızı işte Mustafa Yılmaz'ın söylediği gibi yani bugün akaryakıtın litresi 40 liranın üzerine çıkmışsa ve her geçen gün bu zamlanmaya ve tırmanmaya devam ediyorsa yarın yararlandığımız, hayatın içinde içtiğimiz sudan yani her türlü hizmete kadar bu navlun fiyatları üzerinden bize doğrudan yansıyacak. Zannediyorlar ki basit efendim mazota işte 2 lira zam geldi. Şunu bunu bu haberi efendim benim arabam yok ki öyle bir şey yok. Senin araban yok ama Sen de yumurta senin alıyorsun. Sen de yumurta Sen alıyorsun. De peynir alıyorsun. Senin o yumurtayı aldığın yumurtayı taşıyan aldığın domatesi taşıyan taşıyan kamyon. Domatesi taşıyan bir yerden bir yere naklini sağlayan sistem bunu Tabii. kullanıyor. Mesela ekonomiyle ilgili benim hani keşke şunu olsa mesela diyoruz ya efendim yine ekonomiyle başladık. Şimdi ekonomiyle başlarız da ekonomiyle her zaman başlayalım biz. Nasıl başlayalım? İyi haberler istiyoruz. Yani ihracatımız patladı, işte dolar, işte Türk lirası değerlendi, değil mi? Cari fazla verdik, enflasyon sıfır noktasına doğru evrildi. Evet. Yani bankalar kredi vermek için bir zamanlar bizim peşimizden koştururdu. Kişi başına düşen gelirimiz Yani her gün bir bankadan aradı, efendim şu kadar yere, kredi evet. ver, hazır size verelim, işletmenize kredi verelim, onu verelim, bunu verelim, den buraya geldik. Yani bunların yaşandığı dönem de AK Parti iktidarının olduğu dönem. Yani burada bunu basit bir iktidar eleştirisi olarak ele almasınlar. Tabii. Yani AK Parti 21 yıldır iktidarda olduğu için, evet. 21-22 yıldır yani bunları yaşattığı dönem de oldu Türkiye'ye. İşte ne oldu da bu noktaya evrildi? Bunda NAS politikası mı etkili oldu? Küresel süreçler mi etkili oldu? Deprem mi tek başına bunu tetikledi? Bunlar konusunda Türkiye'nin önünü bir parça daha görmeye vatandaşların da işletmelerin de herkesin buna ihtiyacı var.